Kürşat Hoca programımıza hoş geldin. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi biraz insanlığın dinsel düşünceleri, dinsel eylemleri, etkinlikleri ne zaman başladı? Bunun üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Galiba insanlığın dinsel düşüncelerine, dinsel etkinliklerine ilişkin en önemli bilgilerimizi Sümerlilerin tabletlerinden öğreniyoruz, değil mi? Evet. Tabii başlamadan önce söze, muhabbetimize, ben seni epeydir yüz yüze görmüyordum Faruk Bey. İyi oldu. Yani bu vesileyle seninle karşılıklı konuşmuş olduk. Bizi izleyen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. İnşallah keyif alırlar. Tabii senin söylediğin gibi inancın tarihi, yani dini düşünce nasıl oluştu, nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti? Elimizde en somut şeyler yine yazılı belgelerin bulunduğu dönemden itibaren. Yani o da Sümer, Mısır gibi. M.Ö. 3000'ler civarı. Tabii ki daha önceki dönemlere ait, yani prehistorik dönemler, paleolitik dönem, neolitik dönem, kalkolitik dönem. Tabii ki dini inançlara ait elimizde veriler var şüphesiz. Arkeolojik kaynaklar, mezar gömüleri, heykeller, bir takım buluntular, mezarlara konan buluntular veya başka mimari kalıntılar var, doğru. Onlardan biz primitif adamın, primitif insanın neye inandığını az çok tahmin edebiliyoruz. Ama daha somut veriler, daha elle tutulur veriler şüphesiz ki senin de dediğin gibi daha çok Mezopotamya için, hiç olmazsa aslında bütün dünya için Sümerlerle birlikte başlıyor. O da yaklaşık M.Ö. 3000-3500 aralığı. Neredeyse ona eş zamanlı Mısır'da var. Ama ben mesela kendi çalışmalarımda hep Sümerlileri biraz daha ön plana çekiyorum, Mezopotamya'yı. Çünkü modern dünya daha çok sanki bana kalırsa Mezopotamyalılar tarafından belirlenmiş. Hani Tevrat'la gelen bir takım inançlar, onların üzerine oturmuş olan Batı uygarlığı ya da Doğu uygarlığı. O yüzden benim önemsediğim daha çok Mezopotamya, Sümerliler özellikle. Evet, çivi yazılı metinlerle birlikte elimizde daha somut inançlarla ilgili malzeme var diyebiliriz yani. Ve yani bunları izlediğimizde şunları görüyoruz. Tanrılar insan yaratmışlar. Evet. Üstelik bunu da kilden, balçıktan yaratmışlar. Peki amaçları neydi insan yaratırken? Evet. Tabii bizim elimizde özellikle Mezopotamya söz konusu olduğunda sen de iyi biliyorsun bazı vazgeçilmez efsanelerimiz var. İşte Enuma Elish gibi, Gılgamış falan gibi. Özellikle bu efsanelerden veya bulunan bir takım başka çivi yazılı metinlerden şunu görüyoruz hakikaten. İnsanların yaratılış gerekçesi aslında tanrılara ya da tanrısal varlıklara hizmet etmek. Tabii hani böyle bir düşünce modern insan için çok anlaşılır bir şey değil. Yani biz modern insanlar oldukça rasyoneliz, yani bunu çok kolay anlayamıyoruz. Evet. Ama daha antik çağlara doğru gittiğimizde bir başka dünyanın mentalitesinden baktığımızda olaylara, insanlar tanrıları ya da o süpernatürel varlıkları çok kendileri gibi düşünmüşler. Çok antropomorfik düşünmüşler yani terminolojisiyle. Dolayısıyla insana ait olan bütün eksiklikler veya insana ait olan bütün fazlalıklar tanrılar içinde söz konusu. Bundan dolayı da bütün kozmoloji efsanelerinde işte Enuma Elish gibi özellikle bakıyoruz ve hep şunu görüyoruz. Tanrıların bir takım şeylere ihtiyaçları var. Efsanelerin çoğunda tanrılar, büyük tanrılar ihtiyaçları olan bu şeyleri ilk önce küçük tanrılara veriyorlar. Fakat zamanla küçük tanrılar da bu işlerden şikayet etmeye başlayınca bunun üzerine insanlar yaratılmaya başlanıyor. İnsanların yaratılışının o etiyolojik mantığı, o efsanevi mantığı yani tanrıların ihtiyaçlarını gidermek. Aslında bu kadar basit yani. Evet. Ama bütün bu ihtiyaçları ortaya çıkardığında insanın kendisi. Tabii doğal olarak. İnsan, insan biçimli, insan davranışlı tanrıları yaratıyor. Aynen. Kendi yapıyor, sonra kendi tapıyor. Öyle bir olay. Tek fark ne? Onlar ölümsüz. Aynen. Bu ölümlü. Zaten sonra da buradan problem çıkacak. Ama bu arada tabii bu inançlara bağlı olarak da bir yığın dinsel etkinlik başlıyor. Evet. İşte ayinler, tapınaklar derken böyle bir şey ve baktığımızda ilginç bir olay var. O Fırat Dicle arasındaki Mezopotamya dediğimiz alanda o düzlük dağ gibi, dağ var. O zigurat dediğimiz tapınaklar gündeme düşüveriyor. Orada da başka bir tartışma başlıyor. Bu Sümerliler denilen insanların zaten dilleri farklı.
daha sonra buraya gelen Sami insanların dillerinden de farklı olduğu iyice saptanacak. İşte bunlar kimdi? Bunlar işte Kuzeydoğu'dan geldi diye bir tartışma başlıyor. Sence böyle dinsel inançlar çerçevesinde de bir Sümer sorunsalı var mı? Var. Yani eğer burada kastettiğin şuysa, yani genel olarak Sümerliler denilen insanlar kimdir? Hani nereden çıktılar ve nasıl geldiler ve onlara ait o inanç yapısının dibinde ne var? Hani etnik anlamda ve kültürel anlamda diye bunu soruyorsan bana, Sümerlilerin tam aslında kim olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Tabii Samuel Kremer gibi çok önemli Sümerologlar, biliyorsun çok önemli birisi Samuel Kremer. Onlar, o ve benzerleri Sümerlilerin kökeni daha çok Orta Asya ile bir şekilde ilişkilendiriyor. Ama tabii şunu insanlar karıştırıyorlar biraz. Bence karıştırmasalar iyi olur. Sümerlilerin olduğu dönemde henüz Türk kimliği yok. Yani Türk diye bir şey yok. Ama şüphesiz ki hani Türklerin de içerisinden geldiği bir Ural Altay halkları var. Muhtemelen eğer Sümerlilerin böyle bir Asya ilişkisi varsa Türk, prototip Türklerle, herhalde bu daha çok Türklerden ziyade Türklerin de çok 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 ataları, yani prototip evet, insanlar. Ural Altay halkları diyelim şimdilik ona. Bir tez o, yani Asya'dan geldiğini söyleyen. Fakat yenilerde olan bir tez, İki tane tez daha var daha yenilerde. Bir şu, Orta Doğu'nun yerli halklarıydı diyenler var. Yani neredeyse hani Göbekli Tepe sürecinden beri Orta evet, Doğu'nun temel halklarından bir tanesiydi diyenler var. Şimdi sen de sanıyorum önümüzdeki birkaç gün içerisinde Irak'a bir grup götüreceksin. Evet. Ben de geçen bizim vakıfta bir şey yaptım, seminer yaptım. Ben onu izledim. Evet. Ben izledim. Bataklık Arapları. Bu son 10-15 yılda yapılan çalışmalarda bugün Irak'ta hala var olan o Bataklık Arapları adıyla bilinen birkaç bin kişilik kalmış olan bir takım etnik farklı unsurlar var. Bugün hala Irak'ta, Basra Körfezi'ne doğru olan bölgede. Onların en otantik Orta Doğulular olduğu, Mezopotamyalılar olduğu varsayılıyor. Genetik olarak bu doğru aslında. 2011'de yapılan bayağı zengin çalışma var bu konuda. İşte bu Bataklık Arapları denilen halkların o Orta Doğu'da Sümerlilerin devamı olduğunu söyleyen ciddi arkeologlar var. Bir tez bu. Bir tez de şu, bu da yeni sayılır. Sümerlilerin aslında Mısır'ın güneyinden geldiği, Sudan'ın biraz kuzeyi, Mısır'ın güneyi ve aslında siyah derili olduğu, yani tam bir zenciyi kastetmiyorlar ama siyah derili oldukları. Ve bunların aşağı yukarı milattan önce 4000 civarında Mezopotamya, Mezopotamya'dan Hindistan'ın kuzeyi, yani İç Asya'ya gittikleri, bir müddet İç Asya'da kaldıkları, işte o Türkçe ile Sümerce arasındaki benzerliği de oraya bağlıyorlar zaten. O dönemin evet, kalıntısına bağlıyorlar. Ve daha sonra milattan önce 3500'ler civarında o İç Asya'dan Mezopotamya'ya göç ettikleri ve artık orada yerleştiklerini ileri sürenler var. Bilmiyorum yani, ben hani bu çok spekülatif bir konu ama bana sanki şey mantıklı geliyor. Orta Doğu'da otantik halk olsa gerek bunlar. Tenleri biraz daha koyu. Belki evet, yine Afrika'ya kadar uzanan. Evet. O yüzden de Sümerlilere ben biraz şöyle bakıyorum. Sanki Orta Doğu'nun çok eski geleneklerinin milattan önce işte 3000 küsur yıllarında özetini yapıp yeni bir uygarlık içerisine eski geleneklere sokan bir tipoloji olarak düşünüyorum. Yani böyle iki dönemi birleştiren insanlar sanki. Mümkün yani. Zagroslar o taraflardan da gelmiş olabilir. Aynen. Yani bu bir dağ kültürünün biraz farklı bir şeyi de olabilir. Tekrar şeye dönersek, geriye dönersek, bu dinsel düşünceler, işte efendim insanların kendi yaptıkları tanrıların insanı balçıktan yaratması vesaire. Fakat sonra bunlar duramıyorlar. Bir de bu insandan öc almaya çalışıyorlar. Evet, evet, evet. O nasıl oluyor? Evet. Bu tabii sen de iyi biliyorsun ki pek çok mitosta, dünya mitoslarında hep şu kural var neredeyse. Tanrılar insanları yaratıyor ama daha sonra da şikayet ediyorlar. Tabii buradaki böyle psikolojik arketip bile tahmin edersin ki şeyden kaynaklanıyor. Yani hep o insanın yaramaz yönü, yani o bizim içimizdeki başkaldıran huzursuz yönün, o arketipin mitsel hale gelmiş formu bunlar aslında. Bu vurgu Mezopotamya'da çok güçlü. Yani
insan yaratıyorlar, tanrılar tamam. Fakat daha sonra şikayet etmeye başlıyorlar. Gerekçesi, tabii bunlara böyle çok sati bakmamak lazım. Çok analitik okuyabiliriz bunları da. Fakat en azından metinlerde zahiri olarak baktığımızda tanrıların insanlardan şikayetinin gerekçesi şu. Çünkü insanlar aşırı taşkınlık yapıyorlar. Yani o buradaki şey tabii şu, anlıyorsun aslında. Yani otoriteye karşı, feodal bir toplumun toplulukta otoriteye karşı başkaldırı psikolojisinin aslında mitsel retorikleri biraz bunlar. İnsanlar çünkü çok konuşmaya başlıyor, çoğalmaya başlıyor, tanrılar ritüellerini yeterince yapmamaya başlıyor. Bundan dolayı da tanrılar insanları cezalandırmak istiyorlar ve de cezalandırıyorlar yani. Pek çok dünya efsanesinde hikaye böyle. Ve yani bu konuda da bırakmamışlar peşini. Yani Sümerlilerde görüyoruz, Akatlar geliyor, devam ettiriyorlar. Derken eski Babil, Asur, hepsi bu devam ediyor. O Gılgamış destanı, tabii bütün bunların bir üst özeti gibi. Ama öyle baktığımızda hakikaten çok şey bir gelişme var orada. Ama tabii zaten orası sellerin olabileceği bir yer. Yani böyle su babında ama... Tabii ki oradaki o Gılgamış'ın şeyi, serüveni bayağı ilgi çekici bir olay. Evet, evet. Ama tabii şey de önemli. Tanrılardan bir tanesi de gidiyor bunu insanlığa aktarıveriyor. Evet, evet, evet. O ilginç. Evet. Burada işte o cezalandırma fenomeni, yani tufan bizim karşımıza çıkıyor aslında. Tanrıların insanları cezalandırmasının yöntemi Mezopotamya uygarlığında herkesin bildiği tufan olayı. Tabii tufan olayı ya da kavramı pek çok dinde var, doğru. Fakat büyük ihtimalle tufanın bu kadar yaygınlaşmasının birkaç sebebi var. Yani mesela Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da orada burada görünüyor olmasının bir algı yanlışlığı olduğunu düşünüyorum ben. Aslında tufanın sadece Mezopotamya'da olduğunu düşünüyorum. Öteki yerlerde tufan olayına rastlanıyor olması büyük ihtimalle, çünkü bunun üzerine yapılan bayağı çalışma var. Büyük ihtimalle Hristiyan misyonerlerin o topluluklardaki inkültürasyonuyla ilgili. Yani Hristiyan düşünceleri o yerel topluluklara entegre etme çabasıyla ilgili. Çok büyük ihtimalle hani Güney Amerika'da, Avustralya'da bu örnekleri görüyor olmamız. Veya bazı coğrafyalarda, mesela Türk coğrafyasında, Orta Asya'da böyle. Zaman içerisinde mesela İslam tufan geleneği Orta Asya'daki Türk halklarını etkiliyor. Dolayısıyla onlara da bizim İslam kültüründen giriyor. Şey de var mesela, Hinduizm'de de var. Aynen. Yani hatta orada da şey yapan, bildiren Tanrı Vişnu'dur. Aynen. Tanrı Vişnu biraz daha iyidir Şiva'ya göre falan, öyle düşünüyorlar. Aynen. Ama o da çok akla yakın bir olay. Yani Mezopotamya, Basra Körfezi ile Indus... Kesinlikle. Akabinde Ganj olayı çok yakın birbirine. Çok da yoğun bir ticaret var arada. Yani geçmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Hinduizm en erken tarih desek M.Ö. 1500-1750 çok geç. Şeydeki tufan mitosuna göre geç bir tarih. M.Ö. 1750 falan. Ama orada da görülüyor. Evet, orada da görülüyor. İşte bunlar o iki şeyle, biri difüzyon yoluyla merkezden, Mezopotamya'dan dağılıyor. Ötekisi de 18. yüzyıldan itibaren Hristiyan misyonerlerin o inkültürasyon çabaları sonucu aslında ortaya çıkıyor büyük ihtimalle. Tabii esas bu cezalandırma işlemi, yani tufan olayı, yani Yahudilik, Hristiyanlık, İslam geleneği içinde var. Bir kanal öyle geliyor ama bir kanalda tabii Sümerce, Akatça, Asur, Babilce, yani klasik çivi yazılı metinler aracılığıyla geliyor. Mesela şeyden başlayabilirim eğer istiyorsan. Bu Mezopotamya ilk önce çivi yazılı metinlerde bu cezalandırma, bu tufan nasıl anlatılmış? Daha sonra da Yahudilik, Hristiyanlıktan, İslam'dan biraz bahsedelim. Ya çok çok iyi olur. Çünkü orada bazı böyle çok güncel konular da var. Şu gemi hangi dağın tepesinde kaldı? Çok problematiktir. Evet. Gemi, Nuh'un gemisi hangi dağda kaldı? Şimdi bizim Mezopotamya kaynakları söz konusu olduğunda
Elimizde bu tufan olayıyla ilgili 3 tane aslında ana metin var. Bunlardan birisi Eridu Genesis denilen Sümerce metin. Yani bir metin bu. Ana metinlerden bir tanesi. Eridu Genesis denilen metin. Ne zamana ait? Aşağı yukarı milattan önce 2000 küsur yıllarına 3. Uğur. Yani Sümerlerin son dönemine ait Sümerce metin. Bir gelenek oradan geliyor. Bir gelenek Akatça olan ama yine dibi Sümerlere kadar çıkan Atrahasis denilen efsaneden geliyor. Bir tanesi ve en temeli ve hepimizin daha çok bildiği, aslında birkaç versiyonu olan tabii Gılgamış Destanı'ndan geliyor. Eridu Genesis denilen, yani Sümerce metinde tufanın oluşu bizim yani çok fazla bilgi yok. Yani Eridu Genesis küçük bir metin. En büyüğü bizim Gılgamış Destanı ve Atrahasis kısmen. Eridu Genesis'te işte bir tufanın oluşu, o tufanın tufandan kurtulacak bir kahraman. Hikaye böyle, ana hatlarıyla böyle ve küçük bir hikaye bu. Ama en eskisi bu. Yani şu an en eskisi bu. İkincisi Atrahasis denilen destan, yine bir tufan öyküsü. Yine insanların yaratılışı var. Yine tanrıların insanları cezalandırması var. Yine bir tanrının, yani Enki'nin Atrahasis'i uyarması ve ona bir gemi yap ve tufandan kurtulun demesi var. Ve dolayısıyla Atrahasis burada tabii bizim gelenekteki Nuh peygambere denk düşüyor. Veya Sümerler'deki Ziusudra falan, yani ona denk düşüyor. Atrahasis kahraman orada, o gemiyi yapan, o insanları kurtaran o. Atrahasis destanı böyle. O da çok uzun değil ama Eridu'dan daha uzun tabii. Fakat bizim elimizde çok daha detaylı olan ve çok böyle ince işlenmiş olan esas Gılgamış destanı. Tabii şunu da unutmamak lazım. Gılgamış destanı dediğimiz destan da kendi içerisinde 3 ayrı dönemden kalan 3 ayrı versiyondan oluşuyor. Şöyle, bir tanesi eski Babil versiyonudur. Gılgamış Destanı'nın eski Babil versiyonu. Yani M.Ö. yaklaşık 1800 küsur yıllarında yazılan bir versiyon. Bu eski Babil versiyonunda, yani Gılgamış'ın eski Babil versiyonunda tufan anlatılıyor mu? Anlatılıyor ama çok uzun değil. Sonra Orta Babil versiyonu var. Yani yaklaşık M.Ö. 1200'ler 1500'ler arası tahminen Orta Babil versiyonu. Burada tufan anlatılıyor mu? Anlatılıyor ama fazla değil. Şunu da eklemek lazım. Orta Babil versiyonunun Anadolu'da Hititçe falan tercümeleri de var. Hurrice Hititçe falan. Ama bizim elimizdeki en büyük tufan versiyonu bu standart versiyon denilen ve milattan önce aşağı yukarı 1000 yıllarına ait olan, ama elimizdeki nüsha milattan önce 600 yıllarında Ninive nüshası denilen. Aynen. Kütüphanesinde çıkan. Aynen. Yani esas nüsha o. Oradaki Gılgamış destanı, yani Assurbanipal'in kütüphanesinde Ninive'de çıkan bu nüsha, bu standart versiyon deniliyor buna. Daha önceki bütün nüshaların hepsini toplamış, müthiş bir edisyon yapmış, Binbir Gece masallarının mantığına benzer bir şekilde bağlamış ve en zengin tufan öyküsü burada anlatılıyor. Bu nüsha Babilce, Semitik, yani Akadik Semitik dilde. İşte tanrılar insanlara kızarlar. Ondan sonra bir tufan olmaya karar verilir. Orada kahramanımız Gılgamış vardır. Gılgamış'ın kendisinin hikayesi ve tufan hikayesi iç içe geçirilmiştir burada. Gılgamış işte sonsuz ölümü aramaktadır, ölümsüzlüğü aramaktadır. Ve bu ölümsüzlüğü bir adada yaşayan bir kahramanda bulur. O kahramanın adı da Utnapishtim'dir. Babilce nüshada, Sümerce nüshada Ziusudra, yani Nuh peygamber o kahraman olacak. Ve Gılgamış bu kahramanı, yani Ziusudra ya da Utnapishtim ya da Nuh'u bulur. Nuh, yani Utnapishtim, Gılgamış'a tufanın detayını anlatır. İşte o detay dediğimiz şey bizim bu standart versiyonda bayağı detaylı anlatılmıştır hakikaten. Tufan nasıl oldu eski Mezopotamyalılar için? Şimdi Sümerce nüshada, yani Eridu Genesis'te yapılan geminin oturduğu dağ olarak Nisir Dağı verilir. Nisir Dağı. Nisir Dağı'nın lokalizasyonu Kerkük'e yapılıyor. Kerkük'te Pir Ömer Kardu dağları var. Orada bir yer olduğu varsayılıyor.
Kimisi işte o Süleymaniye tarafında diyor. Aynen. Evet. Aynen. Fakat şeyin yani bu geminin üzerine oturduğu dağın Ağrı Dağı olduğu rivayeti aslında Turkos diye yani aşağı yukarı milattan sonra 5. yüzyılda bir Hristiyan keşişin yazdığı bir metinden kaynaklanıyor. O bu dağın Ermenice'de Masis Dağı denilen Ağrı Dağı olduğunu söylüyor. Ararat, biz, Ararat yani. O günden bu yana biz o geminin oturduğu dağın Ararat yani Ağrı olduğunu varsayıyoruz. Bir de Judy var. Judy var ama daha önce şey vardı, Judy de var. Cardo. Bizim evet. Judy Cardo'nun bozulması evet. Aslında. Fakat bazı İbranice nüshalar, mesela Onkelos gibi, Pseudo Jonathan gibi bazı İbranice Tevrat metinleri bu geminin adını Cardo, bu dağın adını, geminin üzerine oturduğu dağın adını Cardo Dağı diyor. Ararat demiyor mesela. Cardo diyor. Yine Hristiyanların kullandığı Peşitta adıyla bilinen metin, yani Kitab-ı Mukaddes metni, o da Ağrı Dağı, yani Ararat demiyor. Yine Cardo diyor. Bu Cardo kelimesi bizim İslam kaynaklarına büyük ihtimalle Judy olarak geçiyor. Yani Cardo. Tabi bu Cardo'nun da nerede olduğu, yani nereye, muhtemelen Zagros dağlarına falan, o hani Cardo bölgesi, Kürt kelimesinin de geldiği varsayılan Cardo bölgesi, yani Zagros dağlarında bir yer olduğu varsayılıyor. İslam kaynaklarında da tabii Judy geçer yine. Bizde Nuh suresinde detaylı anlatılır bu tufanla ilgili anlatımlar. Ve bizim İslam kaynakları Yakubi gibi, Kazvini gibi hem tefsir hem Kur'an bunu Judy olarak lokalize eder. Judy de büyük ihtimalle az evvel saydığım İbranice'deki Cardo'nun şeyidir. Aslında karşılığıdır. Dolayısıyla Mezopotamya kaynaklarının durumu böyle. Tabi Tevrat'ta Tekvin kitabında anlatılır. 8. bölümde özellikle. Tevrat'ta 40 gün 40 gece her hayvandan ikişer tane gemi alınır. İşte kahraman burada Nuh peygamberdir. Gemi Tevrat'ın klasik nüsha, masoretik metin denilen klasik nüshasında Ararat Dağı'na yani işte Masis ya da Ağrı Dağı üzerine oturur. Tevrat'taki anlatım böyle. Hristiyan kaynaklarda çok fazla şey yok. Bu konuya değinilmemiş. İslam kaynaklarında da işte Nuh suresinde falan bayağı var. Hud suresinde de var. Orada Judy, bizim tefsirler de katılıyor Judy yorumuna. Olayın şeyi bu, mahiyeti bu. Oturan dağın neresi olduğunu tam bana göre ama kendi kanaatimi söyleyeyim. Büyük ihtimalle Judy dağıdır. Yani bir de şey var onu da söyleyeyim. Mesela Yahudi geleneğinde Book of Jubilees denilen bir kitap var. Aşağı yukarı MS 200'ler falan. Ve bir de şey var. Ölüdeniz el yazmaları. Milattan önce 100'ler falan. Bu iki metinde de Lubar Dağı geçer. Josephus'ta da meşhur antikitesin yazarı Josephus'ta da Baris Dağı geçer. Yani hani bu üzerine geminin üzerine oturduğu dağı Josephus'ta Baris Dağı der. Tam neresi oldu, neyi kastettiğini bilmiyoruz aslında. Dolayısıyla böyle bir 7-8 tane dağ ismi verilir. Benim şahsi kanaatim Judy denilen bir tepede aranma Cizre civarında. Hani bugün evet. Lokalizasyonu evet. Cizre'ye yapılıyor. Sanıyorum Cizre, Judy herhalde orası olsa gerek. Cizre'yle Şırnaklılar bu arada çok sevinecekler. Aynen aynen. Sevinsinler. Ama tabii ilginç olan şey yani bu çivi yazılı tabletlere geçmesiyle beraber böylesinde çok fazla iz bırakan bir efsanenin daha sonra baba dinsel kitap olan, birinci kitap olan Tevrat'ta bu kadar yansıması. Evet, evet. Çok şaşırdım. Çünkü bu yansımaya göre Tevrat'taki diğer anlatılanları da geriye doğru okumak mümkün değil mi? Aynen aynen. Ya tabii şöyle bir şey var. Yani hani Tevrat'taki Nuh tufanı ile ilgili retoriğe baktığınız zaman biraz kaygı şu. Birkaç şey yapmak istiyor orada Tevrat. Bir, insanoğlu nereden geliyor? Bunun böyle bir efsanevi etiyolojik mantığını vermeye çalışıyor aslında. İkincisi şu, bir ibret öyküsü vermeye çalışıyor. Yani sınırları aşarsan Tanrı tarafından cezalandırılırsın. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bir de hani genel olarak bu yaratılış nasıl vuku buldu, insanlar nereden nasıl dağıldı? Buna böyle kendi döneminin retorik çerçevesinde bir cevap arıyor aslında. Biraz öyle gibi.
Kürşat Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka sorularım da vardı ama zaman hızla geçiveriyor. Evet, evet. Böylece bir ilk sohbeti tamamlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.